Einstein yanıldı mı? Verlinde'nin yeni kütle çekim teorisi. Fizikçi Erik Verlinde'nin görüşüne göre evrendeki kütle çekimini hesaplarken karanlık maddeye ihtiyacımız yok. Einstein'dan sonra fizikçiler evrende hesaplanılanın ötesinde kütle çekim kuvveti olmasını karanlık madde ile ilişkilendirme çabasına girmişti. Erik Verlinde'nin kuramı ise bu ilişkiye ters bir görüş sunmakta. Verlinde'nin kuramı, açıklanamayan noktalar için bir türlü tam olarak tespit edilemeyen karanlık maddeye ihtiyaç duymuyor. Verlinde, şu ana kadar yapılan tüm araştırma ve hesaplamaların, kütle çekim hesaplamalarının yanlış olabileceği ve galaksilerin etrafındaki kütle çekimin sandığımızdan çok daha büyük olduğu kanaatinde. Galaksilerin kütle çekimi uzayı büküyor. Dolayısıyla da bu uzayda yol alan ışık da bir mercekten geçmişçesine bükülmesine sebep oluyor. Bu etki, öndeki bir galaksinin etrafındaki kütle çekim dağılımını ölçmede kullanılabiliyor. Gökbilimciler galaksinin çapının 100 katını bulabilen mesafede kütle çekim kuvvetinin Einstein'ın kütle çekim kuramının tahminlerinden çok daha güçlü olduğunu gözlemlediler. Ancak mevcut kuram, görünmeyen parçacıklar, karanlık madde, eklenirse işe yarıyor. Verlinde, kütle çekiminin en azından bildiğimiz ya da bildiğimizi sandığımız haliyle var olmadığını söylüyor. Bu iddialar elbette büyük tartışma yarattığı için başka bilim insanları tarafından da kontrol ediliyor. Leyden Gözlemevi 2016'da yaptığı çalışmada hipotezin anahtar varsayımlarından birinin doğru olduğunu kabul etti. 33.000'den fazla galaksinin incelendiği çalışmada Hollandalı bilim insanının teorileri doğrulandı, hem de karanlık maddeye gerek kalmadan. 2017 yılında ise Princeton, Verlinde'nin fikirlerinin cüce galaksi hareketleriyle tutarsız olduğunu söylüyor. Bazı kişiler Hollandalı fizikçiyi fikirlerini çok erken açıklamakla suçluyor. Hipotezin önce test edilmesi ve matematiksel hale dökülmesi gerekiyor. Araştırmacılar yeni teorinin nasıl daha iyi test edilebileceği ve geliştirilebileceği üzerine çalışmalarını sürdürüyorlar. Verlinde'nin entropiye dayanan kütle çekimi açıklamasının pek çok fizik kuramını etkileyeceği açıkça görülüyor. Ancak kimi fizikçiler bu yaklaşımı tamamlanmamış görüyor ve kabul etmek konusunda tartışmacı yaklaşmaya devam ediyorlar. 2010 yılından bu yana bu hipotez test edilmedi. Ancak geçtiğimiz yıl Leiden Üniversitesi'nden araştırmacılar ilk kez bu yaklaşımı test ettiler ve tahmin edici sonuçlara ulaştılar. Margot Brouwer ekibi 33.000 galakside maddenin dağılımını incelediler ve bu dağılımı yeni hipotez olan Verlinde hipotezi ile de karanlık madde varlığına gerek duymadan açıklanabileceğini ortaya çıkardılar. Margot yaptığı açıklamada ölçüm sonucunda elde ettikleri verileri kabul edilmiş kütle çekim teorisi olarak tamamen açıklayabildiklerini söylüyor. Ancak buna serbest değişkenler olarak geçen karanlık maddenin eklendiğini hatırlatıyor. Aynı ölçüm sonuçları Verlinde'nin teorisiyle incelendiğinde ise karanlık madde gibi serbest parametrelere gerek duymadan açıklanabiliyor. Verlinde, şüpheci ya da eleştirisel yaklaşanlar olsa da büyük dikkat çeken bir teoriye imza atmaya hazırlanıyor. Bilim insanı halihazırda 700 defadan fazla alıntılanan makalesiyle Spinoza ödülü kazanmış bir isim olarak göze çarpıyor. Araştırmacının kendisi de genel olarak bilginin yapısal bir etmen olarak görünmeye başlandığı varsayımının daha çok kabul gördüğünü söylüyor. Belki de uzun süre sonra çıkan bu teori, çağımızda temel fizik ilkelerinin bir kez daha gözden geçirilmesini sağlayacaktır. Arkadaşlar, bu Verlinde ile ilgili şunu söyleyebilirim.
Einstein'ın yerine geçecek vesaire gibi bazı atıflar da var kendisi hakkında. Erich Berlin de gerçekten değerli bir fizikçi. Ve yani Einstein'ın teorileri üzerinde birçok hesaplamada da bulunuyor. Ve sanki onun yerine geçecek yeni fizikçi olarak da atfediliyor. Ve Erich Berlin'in aslında kütle çekim teorisine büyük katkıları da var makaleleri haricinde. Ve kendisinin de en çok bu konu üzerine eğilmesinden dolayı Einstein'la karşılaştırmaları yapılıyor. Erich Berlin'in bu kuramı aslında fizikçilerin en çok tartıştığı konuların içine giriyor. Erich Berlin de bu teoriyi, yani kendine ait Berlin'de teorisini ispatlaması halinde her şeyin teorisine de girmek isteyecek bir nevi. Ve zaten kendisinin çalışmalarında da her şeyin teorisini kendisi de üretmeye eğiliminde bulunuyor. Ve fizikçilerin de dediğim gibi en fazla tartışmaya neden olan konularının içinde yer alıyor.